Merhabalar, yaklaşık 2 saat boyunca karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini aktaracağız, öne çıkan gündem maddelerine daha yakından bakacağız. Sayın seyirciler, Van depreminde 4. ay geride kaldı. Çadır kentlerin tamamı kaldırılıyor. Ev sahibi olan birçok depremzede konteynerlara geçti, ancak kiracı olup çadırlarda kalmaya devam eden depremzedeler sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Van Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Naif Yaşar bize oradaki son durumu aktaracak. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun tasarısı meclise sunuldu. Hükümete kentsel dönüşüm sürecindeki yıkımlarda tam yetki öngören yasa tasarısına göre hükümet riskli diye nitelediği tüm yapıları itirazsız yıkıp yerine el koyabilecek. Ayrıntıları CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'la konuşacağız. Meclise sevk edilen toplu iş ilişkileri yasa tasarısı tartışılmaya devam ediyor. Tasarı, örgütlü işçinin elinden en önemli aracını, grev hakkını alan maddeler içeriyor. Özellikle hava taşımacılığında grevi etkisiz hale getiren bu tasarıyı daha ayrıntılı konuşmak için Hava İş Sendikası Genel Başkanı Atilla Yalçın stüdyo konuğum olacak. Haber burada başlıyor. CHP MİT kanununda yapılan değişikliğin iptali için bugün saat 14'te Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak sayın seyirciler. Başvuru dilekçesini CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan iletecek. Ankara Özel Görevli Savcısı Mustafa Bilgili 28 Şubat soruşturması kapsamında Genelkurmay'da görevli 4 sivil memuru ifadeye çağırdı. Tanık olarak dinlenen memurların dönemin Milli Güvenlik Kurulu kararlarını kaleme alan ekipte yer aldığı öğrenildi. 28 Şubat'la ilgili suç duyurularının birleştirilmesiyle başlatılan soruşturmada savcılık bilgi toplamak için tanıkların ifadesine başvurdu. Ankara Özel Görevli Savcısı Murat Bilgili'nin talebi üzerine halen Genelkurmay'da görevli olan 4 sivil memurun tanık olarak ifadesi alındı. Memurların dönemin Milli Güvenlik Kurulu kararlarını kaleme alan ekipte yer aldığı ve birçok önemli toplantıya da katıldığı belirtildi. Özel Görevli Savcı Bilgili geçen haftada 28 Şubat döneminde Genelkurmay brifingine katılan hakim ve savcıların listesini istemişti. Savcının 28 Şubat soruşturmasında şüpheli olarak gördüğü isimler arasında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir de bulunuyor. Ayrıca kuvvet komutanlarının Sincan'da tankları yürüten Erdal Ceylanoğlu'nun ifadesine başvuracağı öğrenildi. Sayın seyirciler, MHP'nin 1999 yılında Abdullah Öcalan'la görüşmelerde bulunduğu anlaşıldı. BDP milletvekili Hasip Kaplan, ana sol M hükümeti döneminde devletin PKK ile yaptığı görüşmeleri açıkladı. Meclis Genel Kurulu'nda Oslo görüşmeleri üzerine başlayan tartışmalarda MHP'nin de devlet adına PKK ile görüştüğü ortaya çıktı. BDP milletvekili Hasip Kaplan, 1999 yılında MHP'nin de ortağı olduğu ana sol M hükümeti döneminde devletin Öcalan'la görüşme yaptığını açıkladı. Kaplan, görüşmeleri avukat olarak bizzat şahit olduğunu belirtti. Devlet görevlilerinin görüşme sonrası Öcalan'ın el yazılı notlarını MHP'li bakanlarla da paylaştığı kaydedildi. AKP'li Ömer Çelik, bu MHP'nin tezlerini sarsar dedi. MİT kanununa ilişkin değişiklik genel kurulda görüşülürken MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'la BDP'li Hasip Kaplan'ın tartışmaları, ana sol M hükümeti döneminde devletin Öcalan'la yaptığı görüşmeleri de deşifre etmiş oldu. Sayın seyirciler, Isparta'da 2007'de meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. 7 kişiden meydana gelen bilirkişi heyeti kazanın pilotaj hatasından meydana geldiğini tespit etti. Isparta'da 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili bilirkişi raporu kazadan 5 yıl sonra mahkemeye ulaştı. Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek duruşma öncesinde ortaya çıkan raporda kazanın pilotaj hatası olduğu belirtiliyor. Mühendis, bilim insanı ve hukukçulardan oluşan 7 kişilik heyet, ölen pilotlar Serhat Özdemir ile Tahir Aksoy'u asli kusurlu buldu. Bilirkişi heyeti pilotların yanlış durum mahkemesi yaparak olması gereken dışında başka bir rotada alçalmaları nedeniyle kazanın meydana geldiği görüşünde birleşti.
Rapora göre Isparta'da düşen uçak teknik özellikleri bakımından uçmaması gereken bir uçaktı. Bilirkişi heyeti 2007'de Isparta'da düşen uçak hakkında saptamalarda bulundu. Eğitim fişleri usule uygun doldurulmadı. Kokpit ses kayıtlarında 9 gün önceki veriler vardı. Uçaktaki bazı cihazlar gayri faaldi. Davada 17 sanık için taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Atlas Jet'e ait uçak 30 Kasım 2007'de İstanbul'dan Isparta'ya uçuşu sırasında Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında düşmüştü. Düşen uçakta CERN'de görevli nükleer fizikçiler Engin Arık, Fatma Şenel Boydağ'ın da aralarında olduğu 6 akademisyenin yolculuk yapması sabotaj şüphesine neden olmuştu. Hrant Dink cinayeti davasının gerekçeli kararı yazıldı. Kararın bugünden itibaren avukatlara dağıtılması bekleniyor. Hrant Dink davasına bakan özel görevli İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararı yazdı. Kararın bugün itibariyle avukatlara verilmesi bekleniyor. 216 sayfalık gerekçeli kararın açıklanmasından sonra 7 gün içerisinde temyiz başvurusunda bulunulması gerekiyor. Karara hem savcı Hikmet Usta, hem hüküm giyen Yasin Hayal, hem de davadan beraat eden Erhan Tuncel itiraz edeceklerini açıklamışlardı. Gerekçeli kararda sanıklara örgüt suçlamasıyla ceza verilmemesinin gerekçesi anlatıldı. Kararda hakkında hüküm verilmesi unutulan sanık Coşkun İyici ile ilgili bir bölümse hiç yer almıyor. Ergenekon Mahkemesi'nin İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve avukatı hakkında verdiği duruşmalardan men kararı hukuk camiasında büyük tepki topladı sayın seyirciler. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal kararı dünya hukuk literatürüne geçecek bir karar sözleriyle yorumladı. Eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Yasa da diyecek bir şey yok dedi. Keşke idam cezası kaldırılmasaydı. Daha çabuk biterdi bu davalar. Ergenekon Mahkemesi'nin İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve avukatı Hasan Basri Özbey'e verdiği duruşmalardan men cezasına eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Yasa işte bu tepkiyi verdi. Keşke idam cezası kaldırılmasaydı. Daha çabuk biterdi bu davalar. İdam kararı verirlerdi biterdi. Başka yani diyecek bir şey yok yani. Emekli yargıç Ömer Yasa cezaya neden olan duruşma tutanaklarını okuyunca mahkeme başkanının tutumunu yadırgadı. Avukat Hasan Basri Özbey konuşmaya başlıyor. Konuşma sırasında mahkemeye itham edemezsiniz diyor başkan. Bakıyorum tutanağa, mahkemeyi itham edici bir şey yok. Şimdi burada bir Ağır Ceza Mahkemesi başkanının bu tartışmaya girmesini yadırgadım. Emekli yargıç Yasan, avukat Hasan Basri Özbey'in konuşmasını mahkeme başkanının sürekli kesmesine dikkat çekti. Bir baktım. Sadece 3 yerde avukat 7-8 satır sözü kesilmeden söz söyleyebilmiş. Onun dışında hep sözümü kesmeyin sayın başkan. Sözümü kesmeyin. Ben sizi itham etmiyorum. Yani hep bunlar konuşmalar. İstanbul Barosu Başkanı Doçent Doktor Ümit Kocasakal da Ergenekon Mahkemesi'nin kararının dünya hukuk literatürüne geçeceğini belirtti. Bu tür bir yargılama, bu tür bir yaptırım dünya hukuk literatürüne geçer. Diktatörlük dönemlerinde dahi mahkemelerin bu tür uygulamaları olamaz. Kocasakal Ergenekon'da bir yargılama yapılmadığını söyledi. Buralarda artık bir yargılama yapıldığına zerre kadar inanmıyor. Kararı okuyan Kocasakal gerekçelerin tamamen soyut olduğunu belirtti. Savunma görevi bir anlamda bir sentez yapabilmesi için mahkemeye belli bir etkide bulunmaktır zaten. Zaten avukatın görevi o anlamda mahkemeyi etkilemektir. Sonraki oturumlarda da duruşmayı önemli ölçüde aksatacak olması nedeniyle. Şimdi böyle bir geleceğe yönelik varsayıma dayalı böyle bir belirleme olabilir mi? Ümit Kocasakal bu kararla savunmanın tamamen yok edildiğini vurguladı. Demek ki müdafi artık salonun kapısından dahi içeri alınmamakta. Sayın
Sayın seyirciler, Van depreminde 4. ay geride kaldı. Çadır kentlerin tamamı kaldırılıyor. Ev sahibi olan birçok depremzede konteynerlara geçti. Ancak kiracı olup çadırlarda kalmaya devam eden depremzedeler sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Deprem bölgesindeki en büyük sorunsa sıkça yaşanan elektrik ve su kesintileri. Van'a dönelim. Üzerinden 4 ay geçen depremden sonra orada yaşayanlar ne durumda? Bize Van Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Naif Yaşar anlatacak. Sayın Yaşar, iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Şimdi biz kısaca özetledik. Dilerseniz hani oradaki durumu somut olarak sizden de dinleyelim. Bir yandan çadır kentler kaldırılıyor, kaldırılmaya başlandığı yönünde bilgiler geliyor. Ev sahibi olanlar için durum hani biraz daha nispeten iyi. Çünkü onlar konteynerlere geçiyorlar ama kiracı olanlar için durumun zor olduğunu belirttik. Neler anlatacaksınız bize? Çadır kentlerin kaldırıldığı yönündeki tespitleriniz ne yönde olacak sizin? Zaten 23 Ekim depreminin hemen sonrasında bir hafta 10 gün içerisinde çadır kentler kuruldu biliyorsunuz. Evet. Ve ilginç olan Van'da 10-15 yıldan sonra ilk kez bu kadar şiddetli bir kış yaşadık. Yani 15 yıldır Van'da bu kadar şiddetli bir kış yaşamamıştık. Ben 20-30 yıldır burada yaşıyorum. İlk kez bu kadar şiddetli bir kış yaşandı. Çadırlar kuruldu. Çadırlardan sonra insanların daha rahat edebilmeleri için konteyner kent kurma çalışmaları başlatıldı ve 34 adet, 5'i Erciş ilçesinde, 29'u da Van merkezi olmak üzere 34 konteyner kent kuruldu. Yalnız şu anda hala Seyit Fehim Arvatlı, Şabaniye, Hacı Bekir ve Karşıyaka mahallelerinde çadır kentler bulunmaktadır. Her ne kadar bu çadır kentler çoğu boşaltılıp konteynerlere taşındıysa da yine de binlerle ifade edebileceğimiz insanların çadırlarda olduğunu biz görüyoruz. Evet. Çadırlarda, özellikle çadırlarda, ki bu konteyner kentlerde de geçerli bir sorun, elektrik kesintileri ve su sorunu cidden trajik görüntüler yaratıyor. Yani %70 şehrin %70'inin boşaldığı binaları, mesken binaları kullanmadığı halde elektriğin sık sık kesilmesi insanları canından bezdirmiş durumda. Nedeni ne? Bu konuda bir çalışma oluyor mu? Bu elektrik kesintileri neden bu kadar sık yaşanıyor ya da yaşanmaması için bir çalışma var mı acaba orada? Biz bunu yetkililerle defalarca görüştük. Bunu gazetelerimizde, haberlerimizde de taşıdık. Biz yani Van'da deprem öncesinde bu kadar sık elektrik kesintisi yaşanmazken ve şu anda Van'ın yarısı boşalmışken, bu yarısının dışında da binaların %70'i kullanılmaz durumdayken, sanayide kullanılmıyor, atölyelerde kullanılmıyor, diğer iş yerlerinde elektrik kullanılmıyor. Sadece konteynerlerde şu anda en büyük elektrik tüketimi var. Buna rağmen elektrikler günde en az bir saat, birçok saat, iki saat mahalle mahalle, semt semt elektrik kesintileri yaşanıyor. Hı. Yani bunun açıklaması nedir denildiğinde, konteynerler aşırı yüklenme. Yani zaten konteynerlerde başka bir ısınma aracı yok. İki tane ofu bildiğimiz ısıtıcı ve vatandaş 7-8 nüfusu ısıtıyor. Yani bunun da bu kadar abartılı yüklenme olarak görmeleri çok garipseniyor Vanlılar tarafından. Elektriğin yanı sıra su kesintileri de herhalde. Evet, yani elektrik olayı değil. Bu basiretsizlik yani. Evet. Yerindeyse basiretsizlik. Başka hiçbir şey değil. Elektriğin yanında su kesintileri de zaman zaman yaşanıyor, öyle değil mi? O konuda neler söyleyeceksiniz acaba? Tabii elektrik kesintileri. Bugün mesela ben bu yakın mahallelerde birkaç kişiyle tekrar görüştüm. Kendilerine konteyner tavsiye edildiğini ama konteynere gitmediklerini söylediler. Sebebini sorduğumuzda orada altyapı, kanalizasyon sistemi, lavabo sistemlerinin düzgün çalışmadığı, suların akmadığı, elektriklerin sık sık kesildiğini, peki nerede barınıyorsunuz? Zaten şu anda ben Seyit Fehim Arvası mahallesinde böyle bir haber için dışarıdayım. Orada insanlar hala kendi evlerinin önüne kurdukları barınaklarda yaşıyorlar. Yani varoşlarda, kenar mahallelerde yaşanan dram cidden hala görülmüş değil. Evet. Peki şimdi tekrar başa dönelim. Çadır kentler kaldırılıyor dedik ama şimdi ev sahipleri bir şekilde konteynerlere geçiliyor ama kiracılar için durum öyle olmuyor. Bu nasıl tespit ediliyor acaba? Yani konteynerlere geçecek olan kişiler ya da aileler nasıl tespit ediliyor?
Şimdi daha önce 20 Aralık'ta sanırım bu hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İlk hasar tespit çalışmaları 20 Aralık'ta başlatıldı. Hı hı. Ve o 1136 kişiyle yapılan hasar tespit çalışmaları genelde gözlemsel. Yani vatandaşın çoğu zaten evinde yoktu. Kapısı kapalıydı, kilitliydi. Gözlemsel olarak evler tespit edildi. Hasar tespit raporlarının kararları öyle verildi. Ve bu kararlar sonucunda ev sahibi olan, orta hasarlı, ağır hasarlı olan insanlara öncelik tanındı. Çünkü 30 Aralık'ta asgari listeden sonra konteynerde kalmayı hak edenler konteynerlere taşındı. Yani kiracılar veyahut da bunun dışında resmi herhangi bir işlem yapmayan, başvuruda bulunmayan insanlar bu konteyner kentlerde zaten faydalandırılmıyor. Evet. Yani şu anda... Sayın Yaşar... Peki hattımızda bir sorun yaşandı. Tekrar arayacak arkadaşlarım zannediyorum Sayın Naif Yaşar'ı. Konuşmaya devam edelim. Bir şekilde ev sahibi olanlar, bunu belgeleyenler konteynerlara geçiriliyor dedi. Devam edelim Sayın Yaşar tekrar hattımızda. Sayın Yaşar peki şimdi bir yandan da çadır kentler kaldırılıyor. O kiracı olanlar ne yapacaklar? Nasıl bir çözüm görülüyor onlar yani için? Maalesef konteynerlerde kalmaya hak etmeyen insanlar artık yıkık dökük evlerinde, hasarlı evlerinde ya da kendilerine evlerinin önünde ya da herhangi bir alanda kurdukları barınaklarda artık çadır mı olur, muşambadan, brandadan barınak var mı olur, orada yaşayacaklar. Yani başka, çünkü şu anda yapılan başvurular, hasta, yaşlı başvuruları bile şu anda çok ciddi şekilde değerlendirilmiyor konteyner için. Zaten 120 bin insanın şu anda konteynerlere yerleştirildiğini Van Valiliği basın bülteninde açıkladı. Şu ana kadar 120 bin insan şu anda konteynerlerde. Evet. 30 bin konteyner yanılmıyorsam. Evet, 30 bin konteyner kuruldu. Bunlardan bu konteyner kentlere 120 bin insan yerleştirilmiş. Ama Van'da şu anda yani 700 bin nüfusu değerlendirdiğimizde 300 binin Van dışında olduğunu varsaydığımızda 120 binden 180 bin insan ya barınaklarda ya da hasarlı evlerde kalıyorlar maalesef. Evet. Peki geçim, tabii geçim de zor. Siz de az önce belirttiniz. Yani işinden gücünden olan insanların sayısı da çok fazla. Bir ihtiyaç anlamında herhalde o ihtiyaçlar devam ediyor. O noktada bir çalışma var mı? Yani ihtiyaç, yaşam koşulları zaten ihtiyaçlar şu anda yardım olayları durdu, bitti yani Van'da. Evet. Şu anda Van'da herhangi bir yardım yapmıyor. Esnaf zor durumda. Van Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faruk Alparslan'ın yaptığı açıklamada 20 bin esnafın kapıya kilit vurduğunu beyan etti. Yani bu da şeyden kaynaklı, KOSGEB'in ve bakanlığın İşte Vanlı esnaflara verilmesi düşünen kredilerle ilgili kredilerin ödenmediği, şu ana kadar 6500 kişinin 30.000 TL'lik kredi başvurusu yaptığı, bunların içinde sadece 95 esnaf kredi alabilmiş. Evet. Yani esnaf şu anda Van'da en büyük sıkıntıyı yaşayan kesimlerin başına esnaf geliyor. Evet, 20 bin esnaf büyük bir rakam var içinde düşünecek olursak, kepenk kapatmış. Şeydi yani KOSGEB ve banka krediler fonu, garanti fonu bu konuda hemfikirdi. Vatandaş gittiği zaman ipoteksiz vermiyor, kredi vermiyor. Hasarsız bina istiyor, araç istiyor, arazi istiyor. Zaten Van'da şu anda hasarsız hiçbir bina yok. Bankalar kredi garanti fonuna yönlendiriyor vatandaşı. Onlar bankalara yönlendiriyor ve en son işte 18 Şubat çalıştığında, ki Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da oradaydı, bu konunun kesinlikle esnafı mağdur etmekten başka hiçbir şeye yaramadığını ve çözüme dair hiçbir çalışma şu anda yok. İşte evet. Yeni bir, biliyorsunuz, karar açıklandı. Bundan sonra vatandaşın, esnafın borç garantisini kredi garanti fonu yüklenecek ve esnaf bu sıkıntıdan kurtarılacak denildi. Ama bu 4 gün önceki bir şey. Henüz bu konuda resmi olarak bir açıklama yapılmış değil. Peki Sayın Yaşar. Yardım konusu yok. Yani zaten yardım konusu eskide de gıda ve giyecek takımda yardımdı. Onlar da maalesef şu anda kesildi.
Ve Van'da cidden trajik bir hayat devam ediyor. Peki Sayın Naif Yaşar, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, değerli katkılarınız için. İyi yayınlar efendim. Çok İyi sağ yayınlar. Olun. Çok sağ olun. Evet, Van depreminin üzerinden 4 ay geçti ama sorunlar hala devam ediyor. Çadır kentler bir yandan boşaltılıyor, böyle bir karar var. Ev sahibi olanlar, evleri olanlar konteynerlere geçiriliyor ama kiracı durumundakiler için bir çözüm yok. Onlar aslında sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Onun yanında konteynerlerde de barınmak zor çünkü su ve elektrik kesintileri artık insanları canından bezdirmiş durumda. Çok sık yaşanıyor bu elektrik ve su kesintileri. Bize oradaki durumu Van Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Naif Yaşar aktardı. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum ve gündemdeki diğer gelişmelerle haber burada sürüyor. Sayın seyirciler, 3 günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Çiçek'le görüştü. İki ülke merkez bankaları arasında Türk lirası ve yuan takasına olanak sağlayan swap anlaşması yapıldı. Xi Jinping gezisinin ikinci gününde İstanbul'a geçti. Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Xi Jinping sabah saatlerinde Çankaya Köşkü'ndeydi. Gül Cumhurbaşkanı Yardımcısı Xi'yi kapıda karşıladı. İki lider objektiflere işte böyle poz verdi. Abdullah Gül Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Xi'ye Çankaya Köşkü'nü gezdirdi. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeler yapıldı. Türkiye-Çin arasında önemli anlaşmalara imza atıldı. Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Xi, Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le de bir araya geldi. Çinli konuğun Ankara temaslarında iki ülke arasında giderek artan ticari ilişkiler görüşüldü. Ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için gerekli önlemler masaya yatırıldı. Temaslarda son haftalarda hız kazanan Suriye konusu da gündeme geldi. Çin'in Amerika'nın bölgedeki müdahaleci tavrından rahatsız olduğu biliniyor. Bunun göstergelerinden biri de Çin'in Rusya ile birlikte Türkiye'nin de desteklediği Suriye ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etmesiydi. Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Xi Jinping'in Çin'in bu konudaki görüşlerini Ankara'ya ilettiği düşünülüyor. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi ve Askeri Komitesi'nde üst düzey görevler üstlenen Xi Jinping'in gelecek yıl Çin Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avro Bölgesi Maliye Bakanları Yunanistan'a 130 milyar avroluk ikinci kurtarma paketini onayladı. Ancak kredi koşulları Yunanistan'ın ekonomisinin anahtarını Avrupa Birliği'ne teslim etmesini şart koşuyor. Avro Bölgesi Maliye Bakanları Yunanistan'a 130 milyar avroluk ikinci kurtarma paketini onayladı. Bu kararla Yunanistan ekonomisini Avrupa Birliği'ne teslim etti. Avrupa Birliği 130 milyar avroluk krediye karşılık Yunanistan'dan tasarruf önlemlerini artırmasını talep etti. Bu da hükümetin halka uyguladığı kemer sıkma politikalarını daha da ağırlaştırılması anlamına geliyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn, düzenlenen ortak basın toplantısında uygulanacak programın denetlenmesi için Avrupa Birliği'nin Atina'da daimi heyet bulunduracağını açıkladı. Yunanistan'ın borç servisinin güvence altına alınması için açılacak kayyum hesabında 3 aylık borç ödemelerini karşılayacak kadar kaynak bulundurulacak. Atina yönetiminin Mart ayında 14.5 milyar avroluk borcu geri ödemesi gerekiyor. Balıkesir, Körfez belediyeleri turizmde atak yapmaya hazırlanıyor. Bölgeye daha fazla turist çekmek isteyen Körfez belediyeleri belgesel filmlerle bölgenin tanıtımını yapmaya çalışıyor. Körfez belediyelerinin fuarlarda açtığı standlar da büyük ilgi topluyor. Doğal güzellikleriyle büyüleyen Edremit Körfezi bölgesinde Balıkesir'e bağlı belediyeler turizm atağına hazırlanıyor. Belediyeler bir yandan bölgenin doğal güzelliklerini anlatan tanıtım filmleri hazırlarken diğer yandan da fuarlara katılıyor.
Bu yıl 16.sı düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Balıkesir'in Körfez belediyeleri de yer aldı. Güre, Akçay ve Burhaniye belediyelerinin standları büyük ilgi gördü. Artık Güre'de otelleriyle oldukça değişik salonlarda ve değişik standlarda tanıtılmaktadır. Biz Emit Fuarı'nın Türkiye'ye ve bölgelerimize çok fayda sağladığına inanıyoruz. Binlerce yurttaşımıza ve profesyonel seyahat acentelerine Akçay Belediyesi olarak ulaşma imkanı bulduk. Akçay'ımızı bir kez daha tanıtmak istedim. Belediye çalışanları ve tüm Burhaniyeliler Emit Fuarı'nda Burhani iyi temsil etmek isteyen herkese ve katkı veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Fuarda Burhaniye Belediyesi en etkin tanıtım, Akçay Belediyesi ise en başarılı ekip çalışması ödülünü aldı. Günlerdir gündemden düşmeyen MİT soruşturması mizahın da kaleminden kaçamadı sayın seyirciler. Gırgır dergisi Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen'i bu hafta kapağına taşıdı. MİT'çilerin ifadeye çağrılması ve ardından hükümetin jet düzenleme adımı gündemin ilk sırasında yerini koruyor. Mizah dergisi Gırgır'da bu hafta kapak karikatürüyle konuya değinmeden edemedi. İkiliyi satranç oynarken çizen dergi MİT soruşturmasına çok sinirlenen başbakan bu işin içinde olan savcı ve polisleri bir bir paketliyor yorumunu yapmış. İşte o karikatür. Sayın seyirciler, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun tasarısı meclise sunuldu. Hükümete kentsel dönüşüm sürecindeki yıkımlarda tam yetki öngören yasa tasarısına göre hükümet riskli diye nitelediği tüm yapıları itirazsız yıkıp yerine el koyabilecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, Ankara stüdyomuzda konuğumuz, tasarının ayrıntılarını ve sonuçlarını konuşacağız kendisiyle. Sayın Günaydın, iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi siz geçen günlerde bu konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenlediniz ve dediniz ki aslında bu tasarı özetle yoksulun hakkını yok sayan yeni bir sürgün fetvasıdır. Mülkiyet, vatandaşın mülkiyet hakkına tecavüzün yasal temeli oluşturuluyor dediniz. Neden bu niteleme yaptı? Tam olarak bu tasarı ne getiriyor acaba? Hangi risklerine dikkat çekiyorsunuz siz? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle son derece önemli yurttaş yaşamını doğrudan ilgilendiren bir tasarıyı Bayındırlık Komisyonu'nda ele alındığı gün ekranlarınıza taşımanız bizim için ve habercilik değeri açısından gerçekten memnuniyet verici ve önemli. Şimdi tasarının adı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi. Fakat meseleye baktığımızda bu boyutun çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Kısaca ifade etmek gerekirse çok özür dilerim. Buyurun lütfen. Yurttaşa diyorlar ki eğer senin binan riskli ise ben sana bir süre veriyorum. Bu süre içerisinde binanın riskini tespit et. Eğer tespit etmezsen ben bakanlık olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak veya TOKİ olarak müdahale edeceğim ve bu riskli bina tespitini ben yapacağım diyorlar. Peki vatandaş... Parasını senden alacağım diyorlar. Evet, somut gidelim. Vatandaş kime tespit ettirecek? Yani kimden gelecek belgeyi kabul ediyor acaba bakanlık? Şimdi ben de tam oraya geleceğim. Yani siz eğer binanız riskli olarak tespit edildiyse buna itirazınızı 5 kişilik bir komisyona yapabiliyorsunuz. Bu komisyonda 2 tane bakanlık görevlisi var. 3 tane de bakanlığın seçtiği üniversite öğretim üyesi var. Dolayısıyla bunların bakanlığın güdümünde olacağını hayatın normal akışı içinde beklemek gerekir. Riskli olarak tespit edilen binanızı size tebligat yapıyorlar ve diyorlar ki 30 gün içerisinde yıkın. Eğer binanızı siz yıkmazsanız
yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ veya belediyeler sizin binanızı yıkıyorlar. Ve yine masraflarını tapu kaydına şerh olarak sizden alınmak üzere düşüyorlar. Sonra diyorlar ki size, eğer benimle anlaşırsan ben sana geçici konut tahsisi, geçici iş yeri tahsisi veya kira yardımı yapabilirim. 3:2 oranında anlaşırsan bu işi beraber yapalım. Anlaşmayan o 1/3 ya hakkını diğer paydaşlara satsın veya ben onun hakkını ben satın alayım diyor. Daha önemli bir hüküm var. Diyor ki eğer anlaşma yapmazsan ben senin malına mülküne acele kamulaştırmayla el koyarım. Dolayısıyla peki, bütün bu işleri senin iradene bağlı olmaksızın da yapabilirim. Yapabilirim diyorsun. Peki. Sonra sıkı dursun vatandaşlarım. İki tane peş peşe hüküm var. Buyurun. Vatandaş bununla ilgili olarak yargıya gittiğinde yürütmeyi durdurma kararı verilemez diyor. Yani senin binan riskli olarak saptandı. Sen derhal dava açtın. 30 gün sonra tebligat geldi. Yık. Bir 30 gün sonra geldiler senin binanı yıktılar. Daha duruşma bile yapılmadı ama senin binanın yerinde yerler esiyor. Ve sen yargının bu kadar geç işlediği bir memlekette, bir ülkede yürütmeyi durdurma kararı alamadan hayatına devam ediyorsun. Yani binanın elinden gidiyor, binanın yıkılıyor, arsa haline geliyor ve sen hala mahkemede daha bir ilk duruşmaya bile muhtemelen çıkmamış olacaksın. Ve vatandaşa bir tehdit daha var. Diyorlar ki eğer bu çalışmaları engellemeye kalkan olursa Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca hakkında derhal suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu ne demek? Eğer HES'lere karşı çıktığı için Erzurum'un Tortum ilçesinde Leyla kardeşimiz 9 yıl hapisle yargılanıyorsa, siz benim evim yıkılmasın diye dozerin önünde duruyorsanız yine aynı şekilde hürriyeti bağlayıcı cezalarla cezalandırılabiliyorsunuz. Ve bir hükmü daha var kanun tasarısının. Bu tasarıyla çelişen 11 tane kanun hükmünün uygulanmayacağını saymış. Bunlar neler? Askeri güvenlik bölgeleri kanunu, kıyı kanunu, mera kanunu, çevre kanunu, toprak koruma ve arazi kullanma kanunu, dolayısıyla kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, ne kadar çevreyi, doğayı, kültürü koruyucu eğer kanun varsa bu memlekette zamanında yapılmış. Bu tasarı diyor ki bu kanunla çelişen hükümleri bakımından bunlar uygulanmaz diyor. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Belediyeleri, yerel yönetimleri yok sayan, vatandaşın mülkiyet hakkını yok sayan, vatandaşın barınma hakkını yok sayan, bütün yetkiyi denetimsiz bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda toplayan adeta bir dikta yasası. Zaten bugün komisyonda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kimi milletvekilleri de bu kanunu uygulamak için gerekirse olağanüstü hal bile ilan edilmelidir diyor. Yani vatandaş hiçbir şekilde güvence altında değil. Artık hürriyeti bağlayıcı cezalar mülkiyet hakkı tecavüzlerine karşı çıkanlar üzerine de uygulanabilir durumdadır. Evet, şimdi daha da hani netleştirmek adına soruyorum. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Şimdi yani bu yasa kapsamı benim binam, benim evim risk altında değil, sağlam diye bir belge alıp götürmek zorunda mı? Yoksa hani belirli alanlar mı var? Bu alanlar içerisinde kalan konutlar yapılar için mi geçerli? Burayı da biraz aydınlatabilir miyiz Sayın Günaydın? Elbette. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Yasanın adı afet riski altındaki alanlara ilişkin bir dönüştürme işi. Evet. Dolayısıyla eğer bir bina ya da bölge riskli bina ya da riskli bölge olarak ilan edilmişse sizin iradenizden bağımsız, sizin bütün binanız bunun kapsamı içerisine giriyor. Madde 1. Madde 2. Diyelim ki sizin binanız riskli değil. Diyor ki kanun tasarısı, projenin uygulama bütünlüğü bakımından riskli olmayan binalar da bu kanunun uygulanma alanına sokulabilir diyor.
Yani ben buradan 74 milyon yurttaşıma sesleniyorum. Bu kanun tasarısı eğer genel kurulda yeterli oy alıp kanunlaşır ve resmi gazetede yayınlanırsa, Cumhurbaşkanı bunu birkaç gün içerisinde onaylayacaktır. Bunu gösteriyorlar zaten acelelerinden. Bu çerçeve içerisinde benim binam nasıl olsa bu kanun hükmüne girmez diyebilecek bir tane vatandaş yoktur Türkiye'de. Çünkü şunu söylüyorlar. Türkiye'de 19 milyon yapı stoğu var. Bu 19 milyon yapı stoğundan 11'i ya da 12 milyonunu yıkıp yeniden yapacağız. Bunlar riskli diyorlar. Ama tasarı diyor ki, bir kez daha söylüyorum, riskli olmadığı halde uygulama bütünlüğü bakımından bakanlıkça gerekli görülenler bu kanun tasarısının kapsamı içerisine, bu kanunun uygulama kapsamı içine alınır. Yani benim binam nasıl olsa sağlam diye kimse bu kanun kapsamı dışında kendini saymamalı. Evet. Peki bir yandan da dediniz ki hani, bakanlık diyecek ki o yapı sahiplerine benimle anlaşın, 3:2 oranında bir anlaşma sağlanırsa eğer hani yolunda gidecek. O anlaşma nedir? Yani nasıl, ne dayatılıyor yapı sahibine tam olarak? Nasıl bir anlaşmadan söz ediyoruz? Tabii. Bu önemli bir soru. Şimdi bir kere mekanizmayı kısaca tarif edelim. Geliyorlar, senin binan riskli diyorlar. Madde 1. Yapacağın hiçbir şey yok. Tebligat yapıyorlar, yık binanı diye. Ya kendin yıkacaksın, ya onlar yıkacaklar, parasını senden alacaklar. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Biraz evvel bir küçük itiraz alanını saydım ama 5 evet. kişiden oluşup da ikisi bakanlık görevlisi, üçü de bakanlığın seçtiği öğretim üyesi ise o itirazdan bir sonucun çıkmayacağını kolayca tahmin edebiliriz. Dolayısıyla binanın riskli denildi, binanın yıkıldı ve dolayısıyla sizin eskiden üzerinde eviniz bulunan, binanız bulunan yer artık arsa haline geldi. Bu noktada kat mülkiyeti uyarınca o arsa üzerinde hak sahibi olan paydaşlar 3:2 oranında anlaşıp özür dilerim, 3:2 oranında anlaşıp bu kanunun hükümleri uyarınca çeşitli özelliklerden yararlanabilirler. Giderler müteahhite verirler. Giderler TOKİ ile iş yaparlar. Bakanlıktan geçici konut tahsisi yaptırabilirler. Veya geçici iş yeri tahsisi yaptırabilirler. Kira yardımı talep edebilirler. Bakanlık bunların hepsini yapabilir. Dilerse yapar, dilemezse yapmaz. Arzu ettiği vatandaşa yapar, arzu etmediği vatandaşa yapmaz. Diyelim ki siz diyorsunuz ki, yani binanız yıkılmış ama ben seninle bir anlaşma yapmak istemiyorum diyorsunuz. O takdirde alanınız acele kamulaştırmaya tabi oluyor. Yani sizin eğer iradeniz yoksa acele kamulaştırmayla arsanız elinizden alınıyor ve bu kez hiçbir yardım mekanizmasından yararlanamıyorsunuz. Bu havuç ve sopa ilişkisidir. Hı hı. Benle işbirliği yaparsan havuç var, benle işbirliği yapmazsan sopa var. Birinci maddeye tekrar dönelim. Diyelim ki 2/3'e anlaşma yaptı. Geriye kalan 1/3 anlaşma yapmadı. Oradaki vatandaşa deniliyor ki siz kendi pay hakkınızın sahip olduğu payı diğer mülk sahiplerine satabilirsiniz diyorlar. Eğer onlar da böyle bir şeye yanaşmazlarsa, yani satın almazlarsa, o zaman diyorlar yeniden bakanlık devreye girecek ve sizin arsa payınızı satın alıp hazine adına tescil ettirecek. Dolayısıyla burada vatandaşın iradesi en son aranan iştir. Vatandaşa deniliyor ki bak benle anlaşman iyidir kardeşim. Eğer anlaşmazsan başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Açıkça söylenen budur ve bu çerçeve içerisinde bu iş götürülüyor. Bakın burada çok önemli bir husus var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekiliyim ama aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kanun maddesine ilişkin görüşü maddeler halinde yazılmıştır. Madde madde hangi kanun maddesinde vatandaşa tuzak kurulmuş bunu yazmışız ve web sayfamızda vatandaşımızın yararlanmasına açmışız. Evet. Peki. Şimdi bize diyorlar ki
bu komisyona gelecek, Bayındırlık komisyonuna. Alt komisyona sevk etmeyeceğiz. Biz bunu derhal ve tıkır 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 görüşmeye başlayacağız. Peki bunun anayasaya aykırılığı iddiası var. Çünkü yürütmeyi durdurma alamazsın diyor. Bunu Adalet Komisyonu'na göndermeyecek misiniz? Yok, göndermeyeceğiz. İçişleri'ne ona da göndermeyeceğiz. Efendim Plan Bütçe Komisyonu'na ona da göndermeyeceğiz. Ne yapacağız? Acelemiz var, acelemiz diyorlar. Bir an evvel bunu çıkartacağız. Peki ben soruyorum. 2003 yılının başından sayarsak 9 yılını doldurmuş bir iktidar ile karşı karşıyayız. Peki 9 yıldır bu kadar acele olan bir kanun hükmüne ilişkin, bir genel düzenleyici işleme ilişkin hiçbir şey yapmadıktan sonra bugün bu tasarıyı alt komisyona bile sevk etmeden, ihtisas komisyonlarına bile sevk etmeden, tahlil komisyonlara bile sevk etmeden, yalnızca Bayındırlık Komisyonu'nda bir oldu bittiyle geçirmek ne anlamı taşıyor? Bir an evvel TOKİ'ye bütün bu yetkiyi devredelim. Orta yerde 500 milyar dolarlık bir pasta var. Ele geçirilmesi gereken bölgeler var. Meralar var, ormanlar var, kıyılar var. Efendim turizme teşvik alanları var. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu var. Dolayısıyla ben bütün alanlarda tek yetkili olayım. 500 milyar dolarlık pastayı yandaşlarıma dağıtayım ve bütün yetkiyi denetimsiz olarak kullanayım. Bu acelenin sebebi budur. Ben şunu söylüyorum. Bu tasarı en az MİT yasası kadar önemlidir. Vatandaşın, normal vatandaşın günlük hayatını mahvetmeye aday bir tasarıdır. Evet. Bütün yurttaşlarımı bu tasarı konusunda duyarlı olmaya ve her türlü çalışmayı el birliğiyle yapmaya davet ediyorum. Sayın Günaydın, süremizin sonuna geliyoruz ama belki hani soracağım soru da kapsamlı bir soru olacak. Yine de satır başlarıyla sizden cevabını almak isterim. Şimdi bir yandan da bu tasarının gerekçesinde de hani bizim böyle bir dönüşüme ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'nin 25 bin kilometrelik fay hattı var. Siz de az önce söylediniz zaten 19 milyonluk bina stoku içinde yaşamını sürdüren 74 milyona yakın vatandaş var. Bunlardan 9 ila 11 milyonun can ve mal güvenliği açısından durum sakıncalı. Hani bu tür gerekçelerle aslında böyle bir dönüşümün de şart olduğu belirtiliyor. Bu tasarının gerekçeleri arasında bu da yer alıyor. Şimdi CHP olarak siz hani hakikaten böyle bir sorun görmüyor musunuz? Görüyorsanız eğer ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Ben çok ifade çok net ve açık ifade ettiğimi sanıyordum. İzninizle bir kez daha tekrar edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi kentsel dönüşüme karşı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bundan yıllarca evvel Ankara'da Dikmen Vadisi projesiyle, Portakal Çiçeği Vadisi projesiyle daha hukuki temeli olmadan kentsel dönüşüm uygulamalarını yapmış bir siyasal partidir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi bu kentsel dönüşümü yoksulu oralardan sürüp atmak, oralarda yeni rant alanları yaratmak, oraların zenginlere peşkeş çekilmesini sağlamak, müteahhitleri de doyurmak için yapmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Dikmen Vadisi projesinde ve Portakal Vadisi Çiçeği projesinde, Portakal Çiçeği Vadisi projesinde orada oturan ne kadar yurttaşımız varsa o yurttaşımızı proje muhafızı kimliği ile karar mekanizmalarının içerisine dahil etmiştir. Belediye görevlisiyle yurttaş yan yana hangi metrekarede, hangi parselde ne yapılması gerekiyorsa beraber yapmıştır ve bir tek yurttaşımızın evini Cumhuriyet Halk Partisi polisle, buldozerle yıkmamıştır. Evet. Vatandaş kendi evini kendi yıkmıştır. Çünkü bilmektedir ki orada kendisine çok daha güzel bir yaşam kurulmaktadır. Bunun güveniyle davranmıştır. Bunun el birliğiyle, dayanışmasıyla davranmıştır. Şimdi ne diyorlar? Vatandaş, sana söz hakkı yok diyorlar. Bütün karar yetkisi bende, seni ben adam yerine koymuyorum diyorlar. Senin idari yargıya başvurma halinde, başvurman halinde yürütmeyi durdurma kararı almana engel olacağım diyorlar. Eğer polisimin, buldozerimin, greyderimin önüne çıkarsan, vücudunu onların üzerine siper yapıp da evimi yıktırmam dersen,
Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri uyarınca senin hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve seni can ve mal güvenliğine engel olmak suçuyla hapse attıracağım diyorlar. Bu memleketin ne kadar korunması gereken alanı varsa bunların hepsini imara, yapılaşmaya açacağım diyorlar. Şimdi bu bir kentsel dönüşüm değildir. Bu bir afet projesidir. Ama afeti önleme projesi değil, vatandaşın hayatına afeti bizatihi sokma projesidir. Evet. Dolayısıyla biz kentsel yenilemeden yanayız. Ama rantçı bir kentsel yenilemeden, vatandaşı dışlayan, yoksulu yeniden kent çeperlerine süren bir kentsel yenilemeden değil, halkçı bir kentsel dönüşümden yanayız. Bu ikisi arasında da burada tarif edilmesi çok güç olan önemli farklar var. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Gökhan Günaydın. Değerli katkılarınız için, bizi aydınlattığınız için çok sağ olun. İyi günler diliyorum size. Sağ olun efendim. Komisyon toplantısı nedeniyle bir miktar geç kaldım. Tüm yurttaşlarımızdan özür diliyorum ve bize bu olanağı sağladığınız için size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun tasarısı mecliste bugün itibariyle Bayındırlık Komisyonu'nda görüşülüyor. CHP tasarıya karşı CHP'nin genel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökhan Günaydın neden karşı olduklarını gerekçeleriyle bizlerle paylaşmış oldu ve CHP nasıl bir kentsel yenilenme yapılması gerektiğini düşünüyor. Bu konuda da bizi aydınlatmış oldu. Teşekkür ediyorum bir kez daha Sayın Gökhan Günaydın'a ve bir araya gideceğiz efendim. Aranın ardından günün gelişmeleri ve canlı yayın konuklarıyla haber yine burada olacak. Ediyor efendim. Bu bölüme de yine günün gelişmelerini aktararak başlayalım. Sayın seyirciler, Ankara Özel Görevli Savcısı Mustafa Bilgili 28 Şubat soruşturması kapsamında Genelkurmay'da görevli 4 sivil memuru ifadeye çağırdı. Tanık olarak dinlenen memurların dönemin Milli Güvenlik Kurulu kararlarını kaleme alan ekipte yer aldığı öğrenildi. 28 Şubat'la ilgili suç duyurularının birleştirilmesiyle başlatılan soruşturmada savcılık bilgi toplamak için tanıkların ifadesine başvurdu. Ankara Özel Görevli Savcısı Murat Bilgili'nin talebi üzerine halen Genelkurmay'da görevli olan 4 sivil memurun tanık olarak ifadesi alındı. Memurların dönemin Milli Güvenlik Kurulu kararlarını kaleme alan ekipte yer aldığı ve birçok önemli toplantıya da katıldığı belirtildi. Özel Görevli Savcı Bilgili geçen haftada 28 Şubat döneminde Genelkurmay briefingine katılan hakim ve savcıların listesini istemişti. Savcının 28 Şubat soruşturmasında şüpheli olarak gördüğü isimler arasında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir de bulunuyor. Ayrıca kuvvet komutanlarının Sincan'da tankları yürüten Erdal Ceylanoğlu'nun ifadesine başvuracağı öğrenildi. CHP MİT kanununda yapılan değişikliğin iptali için şu sıralarda Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Başvuru dilekçesini CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan iletecek sayın seyirciler. Ve MHP'nin 1999 yılında Abdullah Öcalan'la görüşmelerde bulunduğu anlaşıldı. BDP Milletvekili Hasip Kaplan, ana sol M hükümeti döneminde devletin PKK ile görüşmeler yaptığını açıkladı. Meclis Genel Kurulu'nda Oslo görüşmeleri üzerine başlayan tartışmalarda MHP'nin de devlet adına PKK ile görüştüğü ortaya çıktı. BDP Milletvekili Hasip Kaplan, 1999 yılında MHP'nin de ortağı olduğu ana sol M hükümeti döneminde devletin Öcalan'la görüşme yaptığını açıkladı. Kaplan, görüşmelere avukat olarak bizzat şahit olduğunu belirtti. Devlet görevlilerinin görüşme sonrası Öcalan'ın el yazılı notlarını MHP'li bakanlarla da paylaştığı kaydedildi. AKP'li Ömer Çelik, bu MHP'nin tezlerini sarsar dedi.
MİT kanununa ilişkin değişiklik genel kurulda görüşülürken MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'la BDP'li Hasip Kaplan'ın tartışmaları, Anasol M hükümeti döneminde devletin Öcalan'la yaptığı görüşmeleri deşifre etmiş oldu. Sayın seyirciler, Isparta'da 2007'de meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. 7 kişiden meydana gelen bilirkişi heyeti kazanın pilotaj hatasından meydana geldiğini tespit etti. Isparta'da 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili bilirkişi raporu kazadan 5 yıl sonra mahkemeye ulaştı. Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek duruşma öncesinde ortaya çıkan raporda kazanın pilotaj hatası olduğu belirtiliyor. Mühendis, bilim insanı ve hukukçulardan oluşan 7 kişilik heyet, ölen pilotlar Serhat Özdemir ile Tahir Aksoy'u asli kusurlu buldu. Bilirkişi heyeti pilotların yanlış durum mahkemesi yaparak olması gereken dışında başka bir rotada alçalmaları nedeniyle kazanın meydana geldiği görüşünde birleşti. Rapora göre Isparta'da düşen uçak teknik özellikleri bakımından uçmaması gereken bir uçaktı. Bilirkişi heyeti 2007'de Isparta'da düşen uçak hakkında saptamalarda bulundu. Eğitim fişleri usule uygun doldurulmadı. Kokpit ses kayıtlarında 9 gün önceki veriler vardı. Uçaktaki bazı cihazlar gayri faaldi. Davada 17 sanık için taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Atlas Jet'e ait uçak 30 Kasım 2007'de İstanbul'dan Isparta'ya uçuşu sırasında Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında düşmüştü. Düşen uçakta CERN'de görevli nükleer fizikçiler Engin Arık, Fatma Şenel Boydağ'ında aralarında olduğu 6 akademisyenin yolculuk yapması sabotaj şüphesine neden olmuştu. Sayın seyirciler, Hrant Dink cinayeti davasının gerekçeli kararı yasadı. Kararın bugün itibariyle avukatlara dağıtılması bekleniyor. Hrant Dink davasına bakan özel görevli İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararı yazdı. Kararın bugün itibariyle avukatlara verilmesi bekleniyor. 216 sayfalık gerekçeli kararın açıklanmasından sonra 7 gün içerisinde temyiz başvurusunda bulunulması gerekiyor. Karara hem savcı Hikmet Usta, hem hüküm giyen Yasin Hayal, hem de davadan beraat eden Erhan Tuncel itiraz edeceklerini açıklamışlardı. Gerekçeli kararda sanıklara örgüt suçlamasıyla ceza verilmemesinin gerekçesi anlatıldı. Kararda hakkında hüküm verilmesi unutulan sanık Coşkun İyici ile ilgili bir bölüm ise hiç yer almıyor. Suriye gündeminden bir haberle devam edelim. Amerika ve batılı ülkeler Suriye yönetimini devirmek için her yolu deniyor sayın seyirciler. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Suriyeli isyancılara silah desteği verilmesi dahil tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. 24 Şubat'ta Tunus'ta yapılacak toplantıda Esad yönetimini devirme yolları masaya yatırılacak. Rusya ve Lübnan ise toplantıya katılmayacaklarını resmen açıkladı. Amerika ve Batı ülkeleri Suriye'ye dış müdahalenin önünü açacak girişimlere zemin hazırlama telaşına girdi. Gündemdeki plan Suriye'ye insani yardım koridorunun açılması. Suriye'ye insani yardım ulaştırılmasını öngören tasarının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Kızıl Haç'ta harekete geçti. Batılı ülkelerin Suriye'ye insani yardım koridoru açma planının perde arkası yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Suriyeli isyancılara silah desteği verilmesi dahil tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. Uyguladığımız tüm baskılara Esad'ın boyun eğmesini sağlayamazsak ilavi tedbirler gündeme alabiliriz. Masadan hiçbir seçeneği dışlamıyoruz. Euronews kanalı Nuland'ın bahsettiği seçenekler arasında Suriyeli isyancıların silahlandırılmasının da yer aldığını duyurdu. Amerika ve Batılı ülkelerce 24 Şubat'ta Tunus'ta yapılması planlanan Suriye'nin dostları toplantısında bundan sonra izlenecek senaryolar gündeme gelecek. Suriye'deki süreçte belirleyici rol oynayan Rusya, Tunus'taki toplantıya katılmayacağını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexander Lukashevich, amacı belirsiz bir toplantıya katılmalarının söz konusu olmadığını söyledi.
Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur da toplantıyı Suriye'nin sözde dostları konferansı diye adlandırdı ve bu toplantıya katılmayacaklarını açıkladı. Pekin yönetimi ise Tunus'taki toplantıya temkinli yaklaşıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hong Lei toplantının rolü ve mekanizmasını araştırdıklarını söyledi. Bir yandan Suriye'ye yönelik müdahaleye zemin arama çabaları sürerken diğer yandan da batılı ülkelerce silahlandırılan Suriyeli isyancılar güvenlik güçlerine ve halka kışkırtıcı saldırılarını yoğunlaştırdı. Rus Pravda gazetesi Suriye'de şiddeti körükleyen radikal grupların saldırılarındaki amacı değerlendirdi. Gazete bu grupların Türkiye, NATO ve İsrail'in Suriye'ye müdahalesine gerekçe oluşturmaya çalıştığına dikkat çekti. Pravda'nın analizine göre Suriyeli isyancılar sivilleri öldürerek Suriye'de şiddeti körüklüyor. Bu sayede NATO ülkelerinin koruma sorumluluğu ilkesi devreye sokulacak ve Suriye'ye müdahale için zemin hazırlanacak. 3 günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Çiçek'le görüştü. İki ülke merkez bankaları arasında Türk lirası ve Yuan takasına olanak sağlayan swap anlaşması yapıldı. Xi, gezisinin ikinci gününde İstanbul'a geçti. Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Xi Jinping sabah saatlerinde Çankaya Köşkü'ndeydi. Gül Cumhurbaşkanı Yardımcısı Xi'yi kapıda karşıladı. İki lider objektiflere işte böyle poz verdi. Abdullah Gül, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Xi'ye Çankaya Köşkü'nü gezdirdi. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeler yapıldı. Türkiye-Çin arasında önemli anlaşmalara imza atıldı. Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Xi, Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le de bir araya geldi. Çinli konuğun Ankara temaslarında iki ülke arasında giderek artan ticari ilişkiler görüşüldü. Ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için gerekli önlemler masaya yatırıldı. Temaslarda son haftalarda hız kazanan Suriye konusu da gündeme geldi. Çin'in Amerika'nın bölgedeki müdahaleci tavrından rahatsız olduğu biliniyor. Bunun göstergelerinden biri de Çin'in Rusya ile birlikte Türkiye'nin de desteklediği Suriye ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etmesiydi. Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Xi Jinping'in Çin'in bu konudaki görüşlerini Ankara'ya ilettiği düşünülüyor. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi ve Askeri Komitesi'nde üst düzey görevler üstlenen Xi Jinping'in gelecek yıl Çin Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avro bölgesi Maliye Bakanları Yunanistan'a 130 milyar avroluk ikinci kurtarma paketini onayladı. Ancak kredi koşulları Yunanistan'ın ekonomisinin anahtarını Avrupa Birliği'ne teslim etmesini şart koşuyor. Avro bölgesi maliye bakanları Yunanistan'a 130 milyar avroluk ikinci kurtarma paketini onayladı. Bu kararla Yunanistan ekonomisini Avrupa Birliği'ne teslim etti. Avrupa Birliği 130 milyar avroluk krediye karşılık Yunanistan'dan tasarruf önlemlerini artırmasını talep etti. Bu da hükümetin halka uyguladığı kemer sıkma politikalarını daha da ağırlaştırılması anlamına geliyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu başkan yardımcısı Olli Rehn, düzenlenen ortak basın toplantısında uygulanacak programın denetlenmesi için Avrupa Birliği'nin Atina'da daimi heyet bulunduracağını açıkladı. Yunanistan'ın borç servisinin güvence altına alınması için açılacak kayyum hesabında 3 aylık borç ödemelerini karşılayacak kadar kaynak bulundurulacak. Atina yönetiminin Mart ayında 14.5 milyar avroluk borcu geri ödemesi gerekiyor. Sayın seyirciler, CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter'in isminin ATV'de yayınlanan Uçurum adlı dizide fahişe karakterine verilmesi Ankara'yı karıştırdı. Nur Serter kanal yönetimine ihtarname gönderdi ve dava açmak için hazırlıklara başladı. Konuya ilişkin ilk açıklamalarını Ulusal Kanal'ın canlı yayınında yapan Serter, Satırbaşı programında Levent Akın sorularını yanıtladı. Aslında söylenecek çok fazla bir şey yok. Çünkü bunu gören, okuyan herkes
bana bir gönül bağı duysun duymasın çok büyük tepki verdi. Elbette bu kabul edilebilir bir şey değil. Sıkıntılı duyarak izledim. Benim izlediğim tarz bir dizi değil hiçbir zaman. Aslı'yı da dizi izliyorum, o da belli nedenlerle. Tabii çok kötü bir karakter. Yani bütün kötülükleri bünyesinde barındırmış bir karakter. Kızları, genç kızları kandırarak pazarlayan bir karakter. Ancak kandırma aşamasında onları bu yapacakları iş konusunda aldatırken kullandığı yöntemler de çok dikkat çekici. Ben dizi izledikten sonra benim adımın niye kullanıldığını, hangi eşleştirmeler amaçlanarak kullanıldığını da anladım. Orada kızları alıyorlar, bir odaya kapatıyorlar ve ikna ediyorlar. Evet. Benim adımı da uydurdukları bir ikna odası kavramıyla eşleştirdikleri için bilerek bu tercihin yapıldığını düşünüyorum. Tabii yasal yollara başvuracağım. Dizinin içerisinde soyadım geçmedi, daha doğrusu biplendiği söylendi. Ama bu bir şey değiştirmez. Çünkü bu basında da yer aldı. O grubun gazetelerinde de yer aldı. Gerekeni yapacağım. Balıkesir Körfez Belediyeleri turizmde atak yapmaya hazırlanıyor sayın seyirciler. Bölgeye daha fazla turist çekmek isteyen Körfez Belediyeleri belgesel filmlerle bölgenin tanıtımını yapmaya çalışıyor. Körfez Belediyelerinin fuarlarda açtığı standlar da büyük ilgi topluyor. Doğal güzellikleriyle büyüleyen Edremit Körfezi bölgesinde Balıkesir'e bağlı belediyeler turizm atağına hazırlanıyor. Belediyeler bir yandan bölgenin doğal güzelliklerini anlatan tanıtım filmleri hazırlarken diğer yandan da fuarlara katılıyor. Bu yıl 16.sı düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Balıkesir'in Körfez belediyeleri de yer aldı. Güre, Akçay ve Burhaniye belediyelerinin standları büyük ilgi gördü. Artık Güre'de otelleriyle oldukça değişik salonlarda ve değişik standlarda tanıtılmaktadır. Biz Emit Fuarı'nın Türkiye'ye ve bölgelerimize çok fayda sağladığına inanıyoruz. Binlerce yurttaşımıza ve profesyonel seyahat acentelerine Akçay Belediyesi olarak ulaşma imkanı bulduk. Akçay'ımızı bir kez daha tanıtmak istiyorum. Belediye çalışanları ve tüm Burhaniyeliler Emit Fuarı'nda Burhani'yi iyi temsil etmek isteyen herkese ve katkı veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Fuarda Burhaniye Belediyesi en etkin tanıtım, Akçay Belediyesi ise en başarılı ekip çalışması ödülünü aldı. Günlerdir gündemden düşmeyen MİT soruşturması mizahın da kaleminden kaçamadı sayın seyirciler. Gırgır dergisi Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen'i bu hafta kapağını taşıdı. MİT'çilerin ifadeye çağrılması ve ardından hükümetin jet düzenleme adımı gündemin ilk sırasında yerini koruyor. Mizah dergisi Gırgır'da bu hafta kapak karikatürüyle konuya değinmeden edemedi. İkiliyi satranç oynarken çizen dergi MİT soruşturmasına çok sinirlenen başbakan bu işin içinde olan savcı ve polisleri bir bir paketliyor yorumunu yapmış. İşte o karikatür. Çalışma Bakanlığı tarafından meclise sevk edilen toplu iş ilişkileri yasa tasarısı işçiler için kazanım mı getiriyor yoksa yeni kayıplar mı? Sendikalara üyelikte noter şartının kaldırılması gibi bazı cazip maddelerin yanında iş kollarının birleştirilmesi, iş kolu barajının %3 gibi yüksek bir orandan belirlenmesi gibi sendikal örgütlülüğü tehdit eden maddeler de içeriyor bu tasarım. Ancak örgütlü işçinin elinden en önemli aracını grev hakkını alan maddeler de gizli tasarının içinde. İşte onlardan biri de Hava İş Sendikası'nın örgütlendiği iş kolu için öngörülüyor. Hava taşımacılığı iş kolunda işçi sendikası grev kararı alsa bile işveren işletmenin faaliyetlerinin %40'ını sürdürebilecek. Tasarının yasalaşması durumunda hava iş üyelerini bekleyen tehlikeyi Hava İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Atilay Ayçin'le konuşacağız. Sayın Ayçin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi şununla başlayalım. Tasarıda hava
iş kolunda örgütlü sendikaların üyelerinin grev yapması, grev hakkını kullanması engelleniyor. Buna ilişkin bir hüküm getirildiğini belirtiyorsunuz siz de. Nedir bu hüküm? Dilerseniz bunu açarak başlayalım. Nasıl bir hüküm bu? Bu hüküm şu, şimdi bu yasanın bütününe baktığınızda zaten kamuoyuna sunulmuş biçimi her ne kadar sendikal örgütlenmenin ve sendikal özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırıyor gibi sunulsa da üstü kapalı kendi içinde yapılan bir takım Bizansvari oyunlarla aslında sendikal örgütlenmenin ve özgürlüklerin önündeki engelleri artıran bir yasa taslağı bu. Yani bununla Türkiye'de ne sendikalı olmak kolaylaşabilecek ne de sendikalar dünden bugüne pazarlık yapma haklarını o konudaki alanlarını genişletebilecekler. Şimdi yasanın bütünü içerisinde bu engellemeler var olduğu gibi ayrıca yaklaşık... Bir şey söyledim ama tam tersi vurgularla yola çıkılmıştı değil mi? Özellikle hani o referandum sürecinde ama bunu, 12 Eylül bunu yasaları kaldıracağız demişler. Yani bu AKP'nin başvurduğu sürekli hale getirdiği, daha doğrusu AKP ile karakteristik olarak bütünleşmiş bir özellik bu. Yapılanı çok yaldızlı başlıklar altında sunuyor. Örnek, özel istihdam strateji planı diye bir yasa var. Bunu kamuoyuna sunarken 200 bin iş size iş diye soruyor. Şimdi gazetenin manşetinde veya haberlerin manşetinde hükümetin yeni projesinde 200 bin iş size yeni iş olanağı diye duyan veya okuyan veya dinleyen bunun ayrıntısına girmeden AKP Türkiye'deki işsizlik sorununa çözüm getiriyor gibi algılıyor. Oysa ki onun ayrıntısına girdiğinizde hani çok klasik bir deyimdir ama şeytan ayrıntıda gizlidir diye asıl AKP'nin kafasındaki o kafasının arkasındaki plan ayrıntılarda saklı. Mevcut yasada yapılan da bu. Şimdi yasada şöyle sunuluyor. Avrupa normlarına uygun yeni bir çalışma yasası getiriliyor deniyor. Ve Türkiye'de sendikaların en çok itiraz ettikleri baraj, iş kolu barajı ve iş yeri barajıyla ilgili rakamlarda bazı oynamalar yapıyor. Nedir? Örnek veriyorum, işletme barajını %40'a çekiyor, iş yeri barajını %50 artı 1'de tutuyor. İş kolu barajını %10'dan %3'e çektiğini söylüyor. Ama aynı AKP bu barajlardaki oynamayı yaparken 28 iş kolunun 18 iş koluna düşürüldüğünü ve burada bazı sektörlerde çok ciddi bir takım birleşmeler, sendikaların bir araya gelmesi oyununu anlatmıyor. Bu şu demektir, ben bunun anlaşılır olabilmesi için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Biz şu an hava ulaşım iş kolunda, hava taşımacılık iş kolunda Türkiye'de 35 bin, 37 bin insan çalışıyor. Biz şu an %10 barajıyla bile, o eleştirdiğimiz, karşı çıktığımız %10 barajıyla bile mevcut iş kolunda 3500-3700 ile iş kolu barajını aşıyoruz. Ama bakın %3'e düşürmüş haliyle biz eğer böyle giderse ileride barajı aşamayan sendikalardan bir tanesi olma tehlikesi. O şöyle oluyor. Çünkü iş kolları, iş kollarının tanımı ve iş kollarında örgütlü bulunan sendikaların birleştirmesi söz konusu oluyor. Yani 28 iş kolu olarak tanımlanan ve bugün çalışma yaşamında varlığını sürdüren sendikalar yarın 18 iş koluna düşecek. Biz bugün hava iş kolunda örgütlü sendika konumundayız. Evet. Yarın ulaştırma sektörü adı altında hava, deniz, liman ve diğer ulaştırma sektöründe bulunan 5 sendika aynı sektörde örgütlü sendika statüsüne dönüştüreceğiz. Ulaşım İş Kolu Sendikası olacağız. Ve bugün Ulaşım İş Kolu Sendikası olarak baktığınızda Türkiye'de yaklaşık 750 bin kişi çalışıyor. Şimdi bunun %3'ü dahi yaklaşık 24 bin, 25 bin üyelere geliyor. %3'lük barajla bile. Yani peki burada bile bir oyun söz konusu. Söz konusu. Şimdi kaç iş kolu saydınız? 5 mi? Hani 5, birleştirilecek evet, birleştirilen. Yani. Ulaşım, bu ulaştırma iş kolunda bulunan sendikalar. Ayrı ayrı peki o iş yerlerinde örgütlü sendikaların durumu o zaman? Ayrı ayrı mesela. Yani siz mesela hani o sendikalar yine varlıklarını sürdürmeye çalışacak bir şekilde. Tabii tabii. Nasıl bir bununla ilgili 5 yıllık bir geçiş süreci veriyorlar. Diyor ki hükümet, ben diyor yasada böyle bir değişiklik yaptım diyor. İş kolu barajını %10'dan diyor %3'e çektim. 5 yıllık geçiş süreci veriyorum diyor. Bu süre içerisinde yetkili olan sendikalar yetkili konumlarını devam ettirecekler. Ama 5 yıl sonra bugüne kadar Çalışma Bakanlığı verileri üzerinden yapılan istatistikler, yılda 2 kez iş kolu istatistikleri açıklanır. Ocak ve Temmuz aylarında. Şimdi bundan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verileri esas alınır.
alınarak açıklama yapılacak. Nasıl bir fark zaten yaratacak o? Şöyle bir fark yaratacak. Yani hem sigortalı işçi sayısı açısından hem iş kollarında çalışan işçiler açısından rakam zaten otomatikmen %100 anlamında bir artış gösteriyor. Şu an ulaştırma sektöründe örneğin hava iş kolunda örgütlü olan Hava İş Sendikası, motorlu araçlar, antrepo depo iş kolunda olan TÜMPİS Sendikası, deniz iş kolunda örgütlü olan Denizciler Sendikası, liman iş kolunda örgütlü olan Liman İş Sendikası, şu anki mevcut istatistiklerde baraj üstünde iş yerle örgütlü oldukları iş yerlerinde toplu sözleşme yetkisi yapma statüsünde olan sendikalar. Ama bu sendikalar hepimiz beraber yarın ulaştırma sektörü tek bir çatı altında birleştirildiğimizde sektörün, Türkiye'de sektörün toplam çalışan sayısı otomatikmen 750 bin civarlarına çıkacağı için o iş kolunda örgütlü olacak olan sendikanın iş kolu barajını aşabilmesi için yaklaşık 24-25 bin üyeyi bulması gerekiyor. İş kolu barajını aşabilecek ki örgütlendiği, herhangi örgütlü olduğu bir iş yerinde de toplu sözleşme yapabilme yetkisi alabilsin. Çünkü bizde sendikalar iş kolu esasına göre kuruluyor ve %10 barajını aşamamışsanız zaten toplu sözleşme yapma statüsünde değilsiniz. Böyle bir sıkıntı getiriyor. Hani fiilen de birçok sendikanın yok olması anlamına mı gelir? Kesinlikle gibi? Bakın 5 yıl sonra bu şudur, bu şudur. Bugüne kadar hükümetin kamu emekçileri sendikalarında uyguladığı, yani birilerinin önünü engelleyip örneğin KES gibi konfederasyonların önünü kesip memur sen gibilerine yol verdiği gibi yarın işçi sendikaları içerisinden de birilerinin önünü kesecek, birilerine yürü ya kulum diyecek. Yani kendisine yandaş olan sendikaların önünü açarken kendisine muhalefet yapan sendikaları ciddi bir hedef almadan, ciddi bir muhatap almadan, kamuoyunun önünde tartışılır konuma getirmeden yaptığı yasal bazı oyunlarla bunun önünü kesmeye çalışıyor. Şimdi bunun dışında burada başka bir tehlike daha var. O da direkt bizimle ilgili olan kısmı. Yani yasanın bütününde, sendikal örgütlenmenin önünde, toplu pazarlık yapma hakkının önünde ciddi baraj engelleri olmakla birlikte yasaya 3 yıldır bu yasa tartışılıyor. Bakın 3 yıldır hiçbir platformda tartışılmayan ve böyle bir gece baskınıyla konan bir madde var. O da şudur. Hava ulaştırma iş kolunda grev aşamasında işveren diyor sen faaliyetinin %40'ını sürdürebilir. Şimdi bakın sizi grev yasağı kapsamındaki iş kolları arasında sayamıyor. Yani hava ulaştırma iş kolu grev yasağı kapsamındadır diyemiyor. Bunu çünkü uluslararası hiçbir standarda sokması mümkün değil. Ama bir diğer taraftan siz görünürde grev yapma hakkına sahip bir iş kolunda örgütlü sendikasınız gibi sunuyor. Fakat yasanın içerisine 3 yıldır bütün maddeler noktasına virgülüne kadar tartışılmış olmasına rağmen hiç tartışılmayan ilave bir madde koyuyor. Ve o da hava ulaştırma iş kolunda grev kararı alınması noktasında işveren diyor faaliyetinin %40'ını sürdürür. Yani somut açıklayalım. Siz diyelim ki bir anlaşma sağlayamadınız ve grev kararı aldınız. Oraya geleceğiz. Oraya geleceğim. Şimdi biz bugün mesela toplu sözleşme masasındayız. İlk defa 22 yıldır genel başkanlık yapıyorum bu sendikada ben. İlk defa işveren 4 oturumdur masaya teklif getirmiyor. Neden? Bu yasadaki mevcut maddenin bu şekliyle çıkmasını bekliyor. Yani siz bir iş kolunu grev yasağı kapsamına koyamayacaksınız. Grev yasağı olmayan iş kolları kapsamında kendisini tanımlayacak o sendika. Yasalar üstünde görünürde grev yapma hakkı olduğunu söyleyeceksiniz. Ama ona ilave öyle bir madde getireceksiniz ki sendikanın masadaki toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığı ve yasal hakkını kullanma noktasına geldiği grev aşamasında grev kararı aldığı noktada işverene siz evet sendika her ne kadar grev kararı almış ise de faaliyetinizin %40'ını sürdürebilirsiniz. Bu %40'lık faaliyeti sürdürebilmek için siz araç, gereç, avadanlık işletilecek istasyonlarla birlikte çalışacak insan sayısını işveren olarak sen yalnız başına belirleyebilirsin yetkisi veriyorsunuz. Şimdi işveren grev yapma hakkı dolaylı da olsa ortadan kaldırılmış bir sendikanın karşısında yapacağı varsa da yapmayacaktır, vereceği varsa da vermeyecektir. Yani sizin de hani pazarlık gücünüzü son derece etkileyecektir. Sendikayı toplu sözleşme yapma hakkı tamamlar. Toplu sözleşmeyi de grev hakkı tamamlar. Yani ha şu demek değil, bakın kamuoyunda şöyle bir yanlış anlaşmaya da yol açsın istemiyoruz. Biz her konumda her koşulda grev yapacağız anlamında bir şey söylemiyoruz. Ama siz
Şimdi öyle bir şey yapıyorsunuz ki bu şuna benziyor. Sendikanın toplu sözleşme masasında işveren üzerinde caydırıcı unsur oluşturabilmesi için, toplu sözleşme masası etrafında yapılan tartışmalarla sorunu çözebilmesi için, işveren üzerinde caydırıcı unsur oluşturabilecek, caydırıcı bir baskı oluşturabilecek hakkını elinden alıyorsunuz. Yani sendikanın eline silahı veriyorsunuz, tetik yok. Sendikanın eline silah veriyorsunuz, içinde şarjör yok. Şimdi böylesine bir aracın caydırıcı unsur olma özelliği zaten otomatikmen ortadan kalkıyor. Ortadan kalk. Bir tek size özgü bir uygulama mı? Bize özgü bir uygulama. Hava İş Kolu'nda bakın sadece yasanın 64. maddesine 6. ek bir paragraf ekleniyor. Hava Ulaştırma İş Kolu'nda grev kararı alınması noktasında işveren faaliyetin %40'ını sürdürür. Bunun kamuoyu tarafından anlaşılabilir olması için ben iki önemli noktanın altını çizmek istiyorum. Bir, yarın öbür gün, şimdi bir taraftan biz bu yasayla çalışma barışını korumak istiyoruz diyorlar. Çalışma barışında dengeleri korumaya çalışıyoruz diyor. Yalan söylüyorlar. Ama bir diğer taraftan yeni getirilen böyle bir uygulamayla çalışanları greve katılan ve katılmayan şeklinde ikiye bölüyorlar. Bu çalışma barışının bozulması açısından önemli bir tehlikedir. Ha bir ikincisi de siz bir sendikaya bir hak veriyorsunuz, bir yasal hak tanıyorsunuz ama o sendikanın o yasal hakkını kullanmasını ortadan kaldırıyorsunuz. Şimdi özellikle bizim sektörümüz uçuş emniyetinin ön planda olduğu bir sektördür. Hı hı. Yani insanların motivasyonunu bozacak, insanların entegrasyonunu bozacak, insanların mesleki bilgilerini kullanmalarının önündeki engelleri artıracak her türlü uygulama direkt uçuş emniyetini etkileyen bir olaydır. Hı hı. Yani bununla ilgili siz böyle bir hak verirseniz eğer işverene, vallahi mevcut olan işvereni masada uzlaşmaya zorlamak yerine uzlaşmazlığı artıracak bir noktaya getirirsiniz. Bunun çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisinin yansıyacağı direkt yer uçuş emniyetidir. Biz bu konuda özellikle bütün açıklamalarımızda uçuş emniyetini ön plana çıkararak bundan vazgeçilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yani bu yasayı yapanlar şunu bilsinler. Ben AKP'nin arka bahçesi olmak mecburiyetinde değilim. Olanlarla yetinsin, terbiyesizlik yapmasınlar. Bunu çok net söylüyorum. İş yerlerinde ciddi bir öfke var. Hı hı. Ve 2-3 gündür başlattığımız bir imza kampanyamız onu var. Onu konuşacağız. Ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz açıklamanızda diyorsunuz ki Türk İş tarafından 25 Ekim 2011 tarihli yazıyla bize ulaştırılan yasa taslağında bu fıkra ilgili hani az önce sözünü ettiğiniz o 64. maddeye eklenen 6. fıkra bulunmamaktadır diyorsunuz. Sonrasında meclise gönderilen tasarıya bir şekilde eklenmiş bu. Evet. Nasıl eklendiği konusunda bir kesmetiniz yok. Türk İş'in bundan, yani Türk İş yönetiminin bundan haberi var mıydı sizce? Şimdi en son bir başkanlar kurulu yapıldı. Gerçi benim girmemle çıkmam bir oldu. Arkadaşlarla temel konularda anlaşamadığımız için bir tartışma sonrası ben başkanlar kurulunu terk etmek durumunda kaldım. Şimdi böyle bir yasaya Türk İş onay vermiş mi vermiş? Hı hı. Türk İş yönetimi kendisine başkanlar kurulunda tanınmayan bir baraj yetkisini kullanmış mı kullanmış? Yani binde beş, biz barajların tamamen kaldırılması noktasında verilen yetkiyi bir iki sendikanın bu konudaki sıkıntısı nedeniyle binde beş, en fazla %1 oranında yönetime yetki verilmişti. Ama Türk İş yönetimi gitti, başbakanla oturdu, yaptığı pazarlık sonrasında %10'luk barajı %3'te işi bağladı. Buna gerekçe olarak da başbakan %5'te ısrarlıymış. Türk İş yönetimi yaptığı çok ikna edici tartışmalardan sonra %3'e çekmiş. %3'e çekmekle %5 olması veya %10 olması arasındaki hiçbir farklılığın olmadığını, neleri getirip neleri götürdüğünü az önce anlattım kısaca. Şimdi Türk İş yönetimi benim bundan haberim yok diyor. Ben buna inanmıyorum. Bunu da samimi bulmuyorum. Yani siz hükümetle gideceksiniz, başbakanla özel bir çağrı üzerine oturacaksınız, konuşacaksınız. Pazarlık yapacaksınız. Ne hikmetse o güne kadar diğer üzerinde anlaşılmayan çalışma yaşamıyla ilgili maddeler tamamlanmadığı için gündemden bir şekilde çekilmiş bulunan bir yasa çok hızlı bir şekilde tekrar Bakanlar Kurulu'nun imzasına açılacak. Bir gecede Bakanlar Kurulu'nun imzasına çıkacak. İlgili komisyona inecek. Hı hı. Ve siz onay verdiğiniz yasanın içerisinde böyle bir maddenin olduğundan haberim yok diyeceksiniz. Buna kargalar bile güler. Siz bir yasa metninin tamamı üzerinden başbakana verdiğiniz yetki bunun içinde ne olup ne olmadığını bakmadan vermek söz konusu olabilir mi? Mümkün değil. Çünkü bu talep hükümetin talebi olduğu gibi
hava sektöründe örgütlü, irili ufaklı bir uçaktan 240 uçağı olan şirkete kadar bütün patronların ittifakıyla bu yasanın içerisine konmuş bir öneridir. Çünkü siz hani 4 oturumdur biz işveren teklif getirmiyor çünkü bu maddeyi bekliyorlar dediğinizde kesinlikle, o zaman haberi var. Kesinlikle bu bütün işverenlerin hava sektöründe bütün olan bütün işverenlerin AKP iktidarının ve dolaylı Türk İş yönetiminin de bilgisi dahilinde bunun içerisine konmuş bir metindir. Türk İş, bakın Türk İş'in bu konudaki samimiyetsizliğini şurada da dile getirmek istiyorum. Türk İş hükümete vermiş olduğu bir öneri var. Bu öneriler paketinde Türk İş'in mevcut yasa taslağı içerisinde karşı olduğu maddeler var. Şimdi Türk İş'in çok gönülden sahiplendiği maddelerde yazmış örneğin X maddesine düzeltilmesi demiş, altına gerekçelerini yazmış. Ama bizimle ilgili herhalde biraz da kamuoyunun baskısı nedeniyle 64. maddeye eklenmiş bulunan 6. paragrafın kaldırılması tarafımızca uygun görülmüştür. Ne demektir bu? Siz dünyada eşi benzeri örneği olmayan bir uygulamayı yasa taslağının içerisine koyan hükümete böyle mi cevap verirsiniz? Bunun uluslararası standartlara uymadığı, çalışma barışı için doğuracağı sakıncaların neler olduğu konusunda bütün bunları sıralayıp ısrarla bundan vazgeçilmesi, bunun çok ciddi bir sakınca doğuracağı, bizden alacağım bilgilerle uçuş emniyetinin ortadan kalkmasını tetikleyecek zararlarla dolu olduğunu gerekçeleriyle açıklamak varken sadece kısa bir paragrafla dostlar alışverişte görsün diye efendim tarafımızca uygun görülmüştür demek dahi Türk İş'in bu metnin bu yasa taslağı içerisinde konmasında A'dan Z'ye bilgisi olduğunu göstermektedir. Samimiyetsizliğini göstermektedir. Bizim zaten 22 yıldır biz bugüne kadar Türk İş'te hiçbir işimizi çözmedik. Bugün kendi işimizi yine kendi gücümüzle çözeceğiz. Evet, geçelim o imza kesinlikle kampanyasına. Bugün iki gündür iş yerlerinde başlattığımız bir imza kampanyamız var. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na hitaben yazılmış bir metnin altına açılan bir imzadır. Çok yoğun bir şekilde üyelerimizden katılım bulunmaktadır. Bunların Ankara'ya teslimiyle ilgili uzun bir Ankara yürüyüşü önerileri çok sıkça gelmektedir. Hı hı. Bütün Türkiye'ye bu konuda sesimizi duyurmak konusunda kararlıyız. Bağlı bulunduğumuz ITF'e ve ETF'ye uluslararası kuruluşlara bununla ilgili yazdığımız başvurular var, verdiğimiz bilgiler var, gönderdiğimiz raporlar var. Basını ve kamuoyunu bu konuda olabildiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ve buradan bir kez daha söylüyorum. Bütün samimiyetimle ve bütün içtenliğimle söylüyorum. Sadece sendikacı olmak bu iş kolunda böyle bir şeyi ne Türkiye'deki mevcut çalışma yaşamının demokratikleşmesine uygun bulmadığım için bağırıyorum. Ne de sendikacılık kimliğimle, yurttaşlık kimliğimle de özel tüketici haklarına sahip olduğum kimliğimle de bağırıyorum ve bütün yetkililere buradan sesleniyorum. Kamuoyunun bu konuya duyarlı olması mesajını veriyorum. Bu ciddi bir tehlikedir. Hava ulaştırma iş kolunda havada yüzen bir araca hizmet veren insanların yarınlarla ilgili endişelerini artırmak, kaygılarını artırmak, korkularını artırmak, yasal haklarını kullanamaz hale getirmek, anayasal ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarını kullanamaz noktaya getirerek onların üzerinde kurulacak baskıyla olabildiğince burada tamamen kadrolaşmayı ve karlılık planını esas alan bir uygulama uçuş emniyetini riske eden ciddi bir tehlikedir. Yarın böyle bir tehlikenin sonuçlarının doğuracağı zararın altından kimse kalkamaz, bunu kimse izah edemez. En geri kalmış kabile devletlerinde bile böyle bir uygulama bulamazsınız. Bir iş kolu ya grev yasağı kapsamındadır ya değildir. Değilse onu kullanılamaz hale getirecek bu tür önlemlerle siz Türkiye'deki çalışma barışını demokratikleştirmektir, çalışma barışının önündeki engellerin ve özgürlüklerin kaldırılmasıdır gibi söyleyeceğiniz safsatalarla sadece kendinizi kandırırsınız. Kendinize yandaş doğuracağınız sendikaların önünü açarsınız. Ama Hava İş Sendikası olarak biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yandaşı olmadık, arka bahçesi olmadık. Biz bugüne kadar bütün iktidarlara mesafeli durduk. Hele hele işçilerin tepesinde boza pişirerek patronlara karşı olan diyet borcunu ödemeyi kendisine amaç edinmiş bir AKP iktidarına karşı bunu hiç yapmayız. Kimse de bize bunu yaptıramaz. Bunun bedeli ne olursa olsun biz 16 bin üyemizle aslanlar gibi kavgamızı vereceğiz. Hı hı. Bu konuda duyarlı olan kamuoyunu da yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü meclisi bu çalışmalarınız var bir yanıyla da kamuoyunu uçma hakkı, uçma yetkisi olan bütün insanları ilgilendiren ciddi bir tehlikedir. Meclisteki çalışmamız şudur. Hı hı. Toplayacağımız imzaları
Mecliste yetkili komisyonlara vereceğiz. Grubu bulunan partilere götüreceğiz. Başkan vekilliklerine vereceğiz. Zaten komisyondaki üyelerin tamamıyla görüşmüş durumdayız. Kendilerini bu konuda bilgilendirmiş durumdayız. Bunun doğuracağı sakıncaları kendilerine A'dan Z'ye anlatmış durumdayız. Bir kez daha söylüyorum. Bu birileriyle çok affedersiniz bilmem ne yarışına girmek değil. Bu direkt uçma hakkı bulunan insanların kendilerinin altına verilen uçağı, uçuşu hazırlayan insanların geleceğiyle ilgili ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bu tehlikenin yansıyacağı yer direkt uçuş emniyetidir. Ben buradan yola çıkarak bu konuda duyarlı ve yetkili olan bütün unsurları bir kez daha bu kararı gözden geçirmeye davet ediyorum. Evet. Şimdi yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama birkaç dakika daha süremiz var. Zaten hani çokça sorunlar var. Bir yandan da toplu iş sözleşmesi süreci devam ediyor. Öyle evet, değil mi? Evet. Bu tabii pazarlık gücünüzü elinizden alacak bir unsur olarak karşınızda duruyor şimdi ama bu sözleşme süreci, gerçi siz işveren daha bir teklif getirmiş değil dediniz ama nasıl ilerliyor? Siz hangi sorunlarla masaya oturuyorsunuz? Şimdi şöyle, biz bütün toplu sözleşmelerimizde iş sektörel özelliğimiz olan uçuş emniyetini merkeze koyarız. Gerçekten onun etrafında olması gereken uçuş emniyetini artıracak çalışanların çalışma şartları, ücretleri, uluslararası standartlara göre uyulması gereken yönetmelik kuralları neyse bunlardan yola çıkarak genel bir taslak hazırlarız. Tabii olayın bir de parasal boyutu var. İşte bu da günlük hayat pahalılığı neyse, uluslararası standartlarda aynı işi yapan insanların bu konudaki ücretleri neredeyse ona uygun bir politika izleriz. Zaten taslağımızın hazırlanması tamamen üyelerimizle birlikte yapılan çok uzun soluklu çalışmaların sonrasında ortaya çıkar. Üyelerimiz bu konudaki taleplerini çok açık ve net bir şekilde sendikamıza iletirler. Bunları oluşturduğumuz komite ve komisyonlarda yaptığımız tartışmalarla netleştiririz ve işvereni masaya çağırırız. Mesela bu dönem yapmış olduğumuz anket çalışmaları, iş yeri toplantılarında ön plana çıkan bir iş güvencesi olmazsa olmaz. Neden? Çünkü Türk Hava Yolları işvereni bu konuda gerçekten sicili çok bozuk, sicili çok kirli bir işveren. Hatta artık Bakırköy Adliyesi bile Türk Hava Yolları işvereninin bu konuda sicilinin bozuk olduğunu hakimler ve savcılar da yüksek sesle söylemeye başladılar. Neden? Çünkü çok hızlı bir şekilde emekliliği gelene atıyor. İşte en ufak bir hata yapanı atıyorlar. Çünkü hesap her gidenin yerine bir tane kendi adamlarını getirme hesabı. O nedenle ciddi bir iş güvencesi talebi var. Onun yanı sıra uluslararası standartlara uymak durumundasınız. Eğer havacılık sektörünü de hizmet veriyorsanız, havacılık sektöründe hizmet üretiyorsanız, bunun uluslararası otoritelerce konmuş standartları vardır, kuralları vardır, kaideleri vardır. Bunlara uygun davranmak mecburiyetindesiniz. Yani burayı Hasan Ağa'nın teneke fabrikasını yönetir gibi yönetemezsiniz. Burada her şey kurallara uygun gitmek durumundadır. Bu standartlara uymak durumundasınız. Yani uluslararası otoritelerin, çalışanların çalışma saatleriyle ilgili, dinlenme süreleriyle ilgili, uçuş süreleriyle ilgili koyduğu ölçüler neyse bunlara uymak durumundasınız. Örneğin filonuzun uçak yapısı ve yıllık yolcu kapasitenizin karşılığında çalışması gereken insan sayısı neyse bunlara uygun davranmak zorundasınız. Ama Türk Hava Yolları'nın yöneticileri maalesef yıllardır yaptıkları gibi bugün de artan yolcu sayısı, artan kilometre, artan kargo sayısına rağmen, yolcu talebine rağmen, uçak filo büyümesine rağmen maalesef eldeki mevcut asgari personelle bu talepleri karşılamaya çalışıyorlar. Bu anlamda ciddi bir sıkıntı var. Onun için uçuş emniyeti, onun için iş güvencesi ve tabii bununla birlikte çalışma şartlarının insanileştirilmesi ve demokratikleşmesiyle ilgili sosyal taleplerimiz var. Ücret konusundaki talebimiz Türkiye'nin standartlarına uygun bir ücret talebidir. Ancak işveren yani bugüne kadar bir önceki toplu sözleşme dönemlerinde bize idari maddeler bitmeden ücret teklifi getirmeyiz diyen işveren bu dönem bir taktik değişikliğine giderek çok cüzi bir ücret teklifi getirerek bu ücret teklifine evet denmeden diğer idari maddeler üzerinde görüşmeleri başlatmayacaklarını söylediler. 4 oturum geçti ve bu ısrarlarından vazgeçmediler. Bunun da arkasındaki, bu ısrarın arkasındaki temel neden de ortaya çıktı. Evet. Yasaya konmuş olan bu madde bir şekilde
kendi talepleri olduğu için hükümet kendi hükümetleri komisyondan ve meclisten geçer yasalaşırsa böylece ellerini güçlendirmiş olacaklarını zannediyorlar. Ama ben buradan bir kez daha söylüyorum. En olumsuz örneği vererek bir şey söylemek istiyorum. Oldu ki bu yasa böyle geçti. Bu madde böyle geçti. Hı hı. Türk Hava Yolları'nda aylık yayınladıkları programa uygun uçuş hizmeti bekleyen herkes bugünden yarına çok ciddi bir yanılmayla karşı karşıyadır. Eğer bizim yasal haklarımıza, uluslararası standartlardan doğan haklarımıza, anayasal haklarımıza, uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımıza, böylesine demokrasinin uzaktan yakından ilgisi olmayan bir engeliyle karşı karşıya kalırsak ve bunu da demokrasi adına yaptığını, yeni açılımlar adına yaptığını söyleyen insanların bu despotça ve çağ dışı uygulamalarıyla karşı karşıya kalırsak vallahi biz de bedenimizi koyarız o uçakların önüne. Bu işin nasıl olacağını bir anlatsınlar diye kamuoyuna çağrı yaparız. Peki Sayın Ayçin, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, toplayış ilişkileri yasa tasarısını konuştuk. Daha doğrusu o tasarıya eklenen bir madde hava ulaşımına özel grev kırıcılığı getiren, hükmü getiren bir madde. O maddeden yola çıkarak hava ulaşımını neler bekliyor? Bütün bunları konuştuk. Hava İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Atilla Ayçin stüdyo konuğumuzdu. Bir kez daha teşekkür ediyorum kendisine ve haber buradayı noktalıyorum efendim. Programı yayını Özer Sürmeli ile beraber hazırlıyoruz. Yönetmenimiz Hüseyin Şu Ekinci'ydi. Yarın saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde haber yine burada olacak. Hoşçakalınız.